Merhabalar. Şimdi bugün keyifli bir gün, daha doğrusu keyifli bir kutlama. Çünkü bebeğimiz elimizde. Biraz evvel bebeğimizi sevdik. Hatta resim çektirdik. Beraber, hep beraber. Teşekkür ederiz hocam. Bir mukabele çiftimiz. Hanım 86 doğumlu, eşi 85 doğumlu. Bize 2021-23 Şubat'ta başvurmuşlar. Zor bir hikayeleri var, onu söyleyelim. 4 yıllık evlilermiş Şubat'ta geldiklerinde. Bir 7-8 ay deneme sonrası gebe kalmışlar ama kendiliğinden gebe kalmışlar. Beni düzeltin. Fakat 7,5-8 aylıkken anne karnında bebeğin kalbi durmuş maalesef. Evet. Bir de böbrek taşı ve böbrek taşından dolayı da böbreğe müdahale yapılmış. Evet. Kötü bir gebelik geçmiş maalesef. Çok. Sıkıntılı diyelim, daha doğrusu kötü değil mi? Sıkıntılı diyelim. Ama maalesef bebek kaybedilmiş anne karnında. Bu olaydan sonra, bu olay 2020 Ağustos'ta olmuş. Sonra da gebelik olmamış sare. Sonra doğumdan sonra bu taş işareli olmuş galiba, değil mi? Böbrek evet, taşı işareli olmuş. Ondan sonra hatta ben tekrar bir doktor fikri aldım, ürolog fikri evet, aldım, değil mi? Hepsini kontrol ettim. Kontrol ettik. Gebelikten önce bir sıkıntı var mı yok mu diye. Muayene etmişim. Yumurta rezervimiz iyi demişim. Yumurta rezervimiz. Bütün testleri yapmışız. Niçin o gebelikte sıkıntı oldu diye ona bakmışız. Sonra bakmışız, demişiz ki önce bir aşılama ile deneyelim şansımız demişiz. Beni düzelttin. Aşılama yapmışız. Aşılamada gebelik olmamış. Yumurtlama olmuş ama gebelik olmamış. Sonra da tüp bebeğe geçelim demişiz. Tüp bebekte de 20 yumurta almışız. 20 yumurtanın içinde baktığımız zaman bir sürü iyi yumurta olmuş. 13 tane kalmıştı hocam. 13 tane embriyo edilmiş. Ve demişiz ki genetik bakalım demişiz. Evet. Hem geçmiş hem yaş faktörü. Evet, 20'nin 18'i yemiş, 18 döllenmiş. Dediğiniz gibi 13 tane dondurmuşuz. Ve PGT dediğimiz embriyo genetik uygulamışız. Sadece 3'ünü göndermişiz. Evet. Önce bir görelim demişiz. 3'ün ikisi normal gelmiş, biri anormal gelmiş. Evet. O yüzden diğerlerini göndermemişiz. Ondan sonra da demişiz ki transfer yapalım demişiz ve daha sonra da 5 Ağustos'ta kızımızın vefat ettiği gün transfer oldu hocam yeniden. Aynı gün transfer oldu. Aynı gün hocam. Bir işini paylaşıyorsun yıllar sonra. Nasıl ayarlamışız ya? Şansa bakar mısınız? Vallahi işte hayatın döngüsü herhalde. Hayatın döngüsü. Hocam siz 5 Ağustos'ta transfer edelim dediğiniz zaman zaten biz böyle birbirimize baktık. Şimdi haberim var gerçekten. Bak hayata bakar mısın? İki embriyo vermişiz. Yaşınız 35'in üzerinde olduğu için. Genetiği iyi olan iki embriyo vermişiz. Hatta ikiz başlamış. Evet. Sonra tek devam etmiş. Evet. Ondan sonra gebelikte tabii en büyük korkumuz diğer gebelikten dolayı çok korkuyordunuz. Evet. Bebek anne karnında iyi mi kötü mü diye ve takip etmişiz. Şekerler, tansiyon takipleri, ondan sonra prenatoloji muayenesi vesaire. Sayesinde sıkı takipte güvenli ellerdeydik. Bir mukabele. En sonunda da 3 ay evvel 2980 gram 51 santim 25 kuzu kız bebeğimizi elinize almış. Bugün de 3 ay geçti yaklaşık. Gayet iyi. Valla iyi bir şey olmuş. İyi bir doğumluk olmuş. Şu anda bebeğimiz iyi. Daha da kaç tane var? 10-11 tane var değil mi? 10 tane daha var. 10 tane daha var değil mi şu anda? Bekleyen. 5. 6. embriyomuz var. Gayet iyi. Ne fark yaşadın birinci, ikinci sezeryen? Bir fark oldu mu hayatında? Hocam çok fark oldu. Birincisi ben 2 gün ayaktaydım. Hatta 2 gün bile değil. Hani hastaneden çıkarken bile ayaktaydım. Sadece herkes dinlenmemiş oluyordu. Bu bizim yaptığımız evet, diyorsun. Burada hani çok, o anlamda hani kendimi çok sağlıklı hissettim. Bir de hani hep şey diyorum, bu bir ekip çalışması. Sizin ekibiniz o kadar güzeldi ki hocam. Hani ne zaman istesek zaten size ulaştık. Hatta bir gün gece 11.30'da uçaktan inip bizi aradınız. Demek aynen benim ufak bir kanamam olmuştu. Hani hep 2.30'da sizi aradığımızı biliyoruz. Hastaneden sizi aradıklarını biliyoruz. O kadar güvenli bir süreç yaşadık ki. Ve hani Engin Hoca ne diyorsa doğru durdu bizim için. Bu süreci, bizim yaşadığımız zor bu süreçte Engin ellerde olmak bizim için çok çok anlamlı. Çok teşekkür ederiz.
Sonunda çok güzel bitti. Yolculuğumuz çok güzel bitti. Bitti demiyoruz. Geriye 10 tane daha var. Her şey olabilir. Bir de babaya benziyor. Biraz böyle olmasaydı iyi olacak değil mi? Torpil olmuş. Babanın tamamen birebir kopyası olmuş yani. Gerçekten birebir kopyası olmuş. Ama sağ olun, iyi ki varsınız. Bu arada hani hep de güvenli gidiyor olmamızın da en büyük sebebi hani siz benim bütün kan testlerimden sonra hep ilaçlarımı değiştirdiniz. Ona göre bir program yaptık. O da beni çok rahatlattı. Biliyorum ki hani böyle stabil, bu ilaç verildi, devam edecekti. İlengin önce hep böyle kontrollü gittik. Ağrısız, vizasız bir dönem oldu aslında bizim için. Bir mukabele, evet. Yani heyecanlı oldu. Heyecanlıydı, evet, aynen. Yani doktor da bu konuda heyecanlanıyor. Ben bu kadar yaklaşık 25 yıl aşan tecrübem olduğu halde, işte 30'luk hekimim. Tabii doğurduğunca rahatlıyorum. Yani kızlar bilirler, oh kurtulduk diyorum. Şöyle kurtulduk. Çünkü anne karnında ne olacağı belli değil. Her türlü şeye rağmen zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Başımıza hiç gelmedi, inşallah hiç gelmez. Ama her zaman gelebilir. Böyle bir şey bu maalesef. Biraz kapalı kutu. Biz o kapalı kutuyu tıbbın verdiği yöntemler ve deneyimle beraber aşmaya çalışıyoruz. Hele sizin gibi geçmişte ölü doğumu varsa en çok korktuğumuz, ben üniversite öğrencileri öyle anlatıyorum, yani tarihli bomba gibi kabul edin diyorum. Çünkü tekrarlama riski biraz daha %20 daha fazla artıyor diğer şeylere göre. Genetik yapmamız avantaj oldu, yani içimiz rahat etti. Evet. Yani genetik olarak kusurlu olmayan embriyo. Onun dışında da iyi gitti. Bir de size teşekkür ediyorum. Çünkü güvendiniz, güven de önemli burada. Hani ama arayışlara girmediniz. Onu yani inanmazsınız ama bu kapıdan ilk girdiğinizde bunu hissediyorsunuz hocam. İlk girdiğimizde sizinle hani konuştuğumuz günden son ana kadar elimizi bırakmayacağımızı biliyorduk. O yüzden hani ve sizin tabii ki inanılmaz mesleki tecrübenize de çok güvendik. Hep de paylaşımlarınızı da takip ettik bu anlamda, yanlışlı bir şey yapmıyorum diye. O yüzden bizim için çok güzel bir yolculuktu. Bir mukabele. Darısı yeni yolculuk inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.